Evet sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeniden video yüklemeye başlıyoruz. Aydın Yayınları'nın TYT 30'lu fizik denemelerini çözerek devam ediyoruz. Aynı zamanda yazarı olduğum bir kitap. Şunu kesinlikle söyleyebilirim, kitap hakkında Aydın Yayınları'nın çıkarmış olduğu bu kitap kesinlikle müfredata tam anlamıyla uygun ve kesinlikle sorular son derece kaliteli hazırlanmış sorular. Şimdiye kadar yayına ulaşmış olan üniversite sınavı adaylarından negatif bir tepki almamış bir kitap. Umarım sizlerin de çözdüğünüzde maksimum düzeyde fayda sağlayacağınız bir kitap olacaktır. Hemen birinci deneme, birinci soruyla başlayalım ve çözelim denememizi. Fizik en kısa ifadeyle doğa bilimi olarak tanımlanabilir. Fizik biliminde yapılan bilimsel çalışmalar sırasında olayların gerçekleşmesini sağlayan örgü ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu tür araştırmalar sonucunda tekrarlanan olaylarla ilgili temel yasalar, matematiksel modeller ya da olaylar bütünlüğüyle ilgili genel öngörüler ortaya çıkarılabilir. Fizik bilimi ve bilimsel çalışmalarda elde edilen bu sonuçlar ve günlük hayattaki etkileriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargıyı hemen okuyalım. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar bazı olayların, örneğin iklim ve hava olayları gibi, önceden tahmin edilerek tedbir alınmasını sağlayabilir. Evet, fiziksel ya da fizik bilimi özelinde yapılan çalışmalar sırasında tabii ki elde edilen bilgiler günlük hayatın her yönünde, her alanında kullanılabilir. Mesela atıyorum en basitinden konuşursak, işte su buharının oluşumu, tekrar su buharının suya dönüşü ve gerçekleşen olaylarla ilgili bilgi sahibi olduğunuzda en azından hava olayları ile ilgili temel bilgiye sahip olmuş oluyorsunuz. Tabii ki iklim bilimi kendi başına bir bilim dalı olarak düşünülebilir ama fizik bilgisinden kesinlikle faydalanıyordur diye düşünebiliriz. Birinci yargı doğru. İkinci yargı. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve yeni bulgular kullanılarak günlük hayatı kolaylaştırabilecek farklı teknolojilerin gelişmesi sağlanabilir. Tabii ki böyle olur. Zaten bilimsel çalışmalarda temel olarak ortaya çıkarılan fikir mühendislik çalışmalarıyla günlük hayatı kolaylaştıran teknolojilere fırsat tanır. Örneğin fizikte atom modelleriyle ilgili çalışma yaparsınız. Lazerlerin nasıl oluştuğunu bulursunuz ama bir mühendis de tutar lazeri atıyorum CD üzerine düşürüp onun üzerinde yazan ya da bilgi kaydetmeyi, yazılmış olan bilgileri tekrar çalıştırmayı hedefler ve DVD player gibi aletler ortaya çıkabilir. Tabii ki de doğru olacaktır. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar kullanılarak her türlü probleme kesinlikle cevaplar ve açıklamalar üretilir. Sevgili arkadaşlar, hiçbir bilim dalı bütün problemlere kesinlikle ve doğru şekilde her zaman cevap bulamayabilir. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlış olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru, şekilde gösterilen cisimlerden K olduğu yerde durmakta, L sabit hızla düzgün doğrusal hareket yapmakta ve M cismi de uygulanan kuvvet dolayısıyla sabit ivmeyle hızlanmaktadır. Buna göre KLM cisimlerinden hangileri bir eylemsizliğe sahiptir? Burası çok önemli bir nokta. Eylemsizliğe sahip olmak ve eylemsizlik ifadesi. Eylemsizlik sevgili arkadaşlar hemen şöyle söyleyebiliriz. Eylemsizlik cismin kütlesi dolayısıyla hareket durumunu ya da durumunda
durumunda gerçekleşecek. Leşecek değişikliklere karşı gösterdiği dirence denir. Dolayısıyla bu tanım gereği düşünürsek eylemsizlik kütle ile doğru orantılıdır. Kütle ile doğru orantılı ve dikkat ederseniz eğer herhangi bir farklı durum için farklı açıklama ifadesi yok. Direkt olarak cismin kütlesi dolayısıyla hareketinde gerçekleşecek değişikliğe karşı gösterdiği direnç. Dolayısıyla biz bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Eylemsizlik maddelerin ortak özelliğidir. Ha, bu durumda madde olması yeterli, kütlesinin olması yeterli, kütlesi olan her şeyin bir eylemsizliği olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cisim duruyor, cisim sabit hızlı gidiyor ya da cisim ivmeli hareket ediyor gibi hareket durumlarının farklı farklı olması, eylemsizliğin yok olması ya da eylemsizliğin az ya da çok olmasına sebep olmayacaktır. Eylemsizlik kütlesi olan her cismin sahip olduğu bir ortak özelliktir. Dolayısıyla doğru cevap KLM olmalıdır bu soruda. Bir sanat galerisinde A, B ve C türdeş ve eşit kütleli resim çerçeveleri ziyaretçiler üzerinde farklı bakış açıları oluşturmak için sırasıyla şekilde gösterilen K, L ve M noktalarından çivileri asılarak sergilenecektir. Yerden eşit yükseklikteki çivilere asılan A, B, C çerçevelerinin yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla E, A, E, B, E, C olmaktadır. Buna göre A, E, B ve E, C arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Biz şunu kesinlikle biliyoruz. Bir cismin yere göre potansiyel enerjisi cismin hem ağırlığına hem de ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bağlıdır. Dolayısıyla biz bunu E eşittir mg yani ağırlık çarpı yükseklik şeklinde ifade ederiz. O zaman biz bu çerçeveleri K, L ve M noktalarından astıktan sonra çerçevelerin dengede kaldığı durumları çizersek eğer, kütle merkezleri çerçevenin tam ortasıdır diye düşünelim. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkacaktır. Bu durumda çiviye asıldıktan sonra K çerçevesinin çiviye uzaklığı şuradaki XK mesafesi kadar, L'nin çiviye uzaklığı XL mesafesi kadar, M'nin çiviye uzaklığı da XM mesafesi kadar. Dolayısıyla bunu tek bir çerçeve üzerinde göstermeye çalışırsak eğer şöyle bir durum ortaya çıkmış oldu. K çerçeve ya da A çerçevesinin K noktasından asıldıktan sonra kütle merkezine uzaklığı çivinin şurası XK, L'nin kütle merkezine uzaklığı şurası XL ve M'nin kütle merkezine uzaklığı çivi olarak tabii söylüyorum. O da şurası, bu da XM olacaktır. Dolayısıyla çiviye uzaklık adına konuştuğumuzda XM büyük, XL büyük, XK olacaktır. Bu çiviler yerden aynı yükseklikte olduğuna göre yere uzaklık sıralamasının şöyle olması gerektiğini söyler bize. HK büyüktür HL, o da büyüktür HM. Yani bizim kullandığımız çerçevelerin kütle merkezinin yere en uzak olanı K çerçevesi, sonra L çerçevesi, sonra M çerçevesi olacaktır. Tersinden düşünürsek çiviye ne kadar yakınsak yere o kadar uzağız şeklinde de bir ifade kullanabiliriz. Dolayısıyla en yüksekte kütle merkezi olan K durumunda potansiyel enerjinin maksimum, M durumunda da M çivisiyle çakılan C çerçevesinin de potansiyel enerjisinin minimum olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize doğru cevabın B seçeneği olduğunu gösterir.
Dördüncü soruda şöyle bir durum ifadesi var. İnsan vücudunun soğukla imtihanı adlı bir televizyon belgeselinin çekimlerinde bir gönüllü 0 santigrat derecedeki suyla dolu havuza yalnızca kafası dışarıda kalacak şekilde girmiş ve dayanabileceği kadar fazla süre havuzda kalmıştır. Gönüllü şekildeki gibi su içerisindeyken gerçekleşen konuşmalardaki 3 cümle şu şekildedir. Suya ilk girdiğimde vücudum çok ani ısı kaybettiğinden çok üşüdüm. İkinci cümle, vücut ısısı çok düştüğü için gönüllü yavaş yavaş kas kontrolünü kaybetmektedir. Üçüncü cümle, geçen 15 dakika sonrasında çok üşümeme rağmen vücudum alıştığı için ısının düşük olması beni artık çok etkilemiyor şeklinde cümleler kurdum. Buna göre konuşmalarda ısı kavramı ile ilgili hangi cümlelerde yanlış kullanımlar yapılmıştır? Birinci cümleye bakarsak, suya ilk girdiğimde vücudum çok ani ısı, suya ilk girdiğinde cisim ya da insan kendi vücudu 37 derece 0 derece olduğu için çok ani bir ki zaten ısı akışının hızı aradaki sıcaklık farkına bağlıdır. Ani bir ısı kaybı olacaktır. Dolayısıyla bu cümlede herhangi bir problem yok. Gayet doğru bir cümle olmuş. Yalnız ikinci cümlede şöyle bir durum söz konusu. Vücut ısısı, ısı bir maddeden başka bir maddeye transfer edilen enerjidir. Dolayısıyla bir cismin, bir vücudun burada söylendiği gibi ısısı olamaz. Dolayısıyla burada bir kavram yanılgısı, bir yanlış ifade kullanılmıştır. Üçüncüye bakalım. Geçen 15 dakika sonrasında çok üşümeme rağmen vücudum alıştığı için ısının düşük olması. Burada asıl kastedilen şey ısının düşük olması değil, aslında sıcaklığın düşük olması beni artık çok etkilemiyor şeklinde konuşmalıydı. Dolayısıyla üçüncü yargıda da ısı sanki sıcaklıkmış gibi konuşulmuş. Bu da hatalı bir ifade olmuş. Yanlış kullanımlar yapılmıştır deniliyor. Dolayısıyla E seçeneği yanlış kullanımların yapıldığı ifadeyi gösteriyor. Doğru cevap E seçeneği. Bir elektrik ampulünün iç yapısı şekilde gösterilmiştir. Ampulün çalışma prensibini araştıran öğrenci yukarıdaki şekilde gösterilen şemayı inceledikten sonra aşağıdaki şekil 1, şekil 2 ve 3'te gösterilen 3 devreyi kuruyor. Buna göre öğrencinin kurduğu elektrik kurduğu devrelerden hangilerinde bütün lambalar eşit parlaklıkta yanar, lambalar özdeştir. Dikkat edilirse eğer bir elektrik ampulünün iç yapısı gösterilmiş yukarıda. Şu maviyle çizilen bölüm bu metal bölüme yani parlak gri bölüme dokundurulmuş durumda şöyle. Kırmızıyla çizilen bölüm de dikkat ettiyseniz ampulün en altındaki siyah bölüme dokundurulmuş, siyah bölümün ucuna dokundurulmuş durumda. Dolayısıyla aslında şöyle bir durum söz konusudur sevgili arkadaşlar. Bir ampulün şu siyah bölümü yalıtkan, metal renkli, gri renkli bölümü iletken. Dolayısıyla siz elektrik akımını ampulde şu telin üzerinden geçecek şekilde göndermeniz gerekir ki ampul yanabilsin. Onun için elektrik akımının pozitif kutbunu ve negatif kutbunu farklı noktalara bağlamanız gerekecek. Pozitif kutup şurası, negatif kutup burası olursa elektrik akımı ampul üzerinden şöyle yukarıya çıkıp, kırmızı koldan yukarıya çıkıp, mavi koldan aşağı inip sonra devreyi tamamlayacaktır. Eğer şeyin elektrik pilin ya da üreticinin elektrik enerji kaynağının pozitif kutbu bu tarafa bağlanırsa bu sefer de elektrik akımı şöyle gelecek. Maviden yukarı çıkacak, tel üzerinden geçip kırmızıdan aşağı inip şuradan devreyi terk edecektir diye konuşabiliriz. Eksik kutup da buraya bağlı diyebiliriz. Yani ampulün çalışması için pozitif ve negatif kutupların hangisinin nereye bağlı olduğu önemli olmaksızın birinin ampulün en altındaki sivri bölüme, birinin de ampulün üzerindeki metal bölüme bağlanması gerekir. Bu bilgiyi düşündüğümüzde şöyle bir olay gerçekleşiyor bakın birinci şekilde. Metal bölüm
ve metal bölüm birbirine bağlanmış. Ampulün altındaki sivri bölümler de birbirine bağlanmış durumda. Dolayısıyla bu ampuller birbirine paralel bağlı ampuller oldular. Aşağıdaki bölüm pilin eksisine bağlı, yukarıdaki bölüm de pilin artısına bağlı olmuş oldu. Biraz önce konuştuğumuz olayı gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla burada ampullerin hepsi yanar ve hepsinin potansiyeli pilin potansiyeli kadar olduğu için de eşit parlaklıkta yanacaklar. İkinci devreye bakarsak bu sefer şöyle bir durum. Pilden elektrik akımının oluştuğunu varsayalım. Pilden geçen akımın şöyle bir durum ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Şuradan geldi, ampulün içinden dolaştı, sonra altından geçti, şuraya geldi. Pilin ampulün şurasına geldi, ampulün içindeki telden dolaştı, altından çıktı. Bu sefer altından girdi, alt bölümden girdi. Ampulün içinde dolaşıp sonra metal bölümden çıktı, pile döndü. Bu sefer de bu lambaların hepsi birbirine seri bağlanmış oldu. Dolayısıyla eşit parlaklıkta yanacaklardır. Üçüncü şekle gelirsek, dikkat ederseniz ampulün ya da pilin üreticinin artı kutbundan elektrik akımı eksi kutbuna doğru hareket eder şeklinde düşündüğümüzde, birinci ampulün metal kısmına bağlı bir telin bir tarafı, telin diğer tarafı yine metal kısma bağlı. Yani akım metal üzerinden direkt olarak karşıya geçiyor. Ampulün içindeki telden geçmiyor. Dolayısıyla bu ampul yanmayacaktır. İkinci ampul metale gelmiş akım içeriden dolaşıp aşağıdan çıkıp, üçüncü ampulde de aşağıdan girip metalden çıkacak şekilde dönecek. Bunlar yanıyor ama birinci ampul yanmıyor olduğu için bu da birinci ampul kısa devre diyebiliriz. Bu da yanmayan bir ampul olduğundan eşit parlaklıkta yanar cümlesi doğru olmayacaktır. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. K noktasından birbirine eklenmiş farklı kalınlıktaki iki ideal yayın birinde tek yönlü sarsıntı ile bir atma oluşturuluyor. Bu atmanın T süre sonraki görünümü şekildeki gibi oluyor. Buna göre gelen, yansıyan ve iletilen atmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar, hemen şematik olarak gösterebiliriz burada. Bir atma oluştursak şöyle ve şuradan başka kalınlıkta bir yaya bağlasak, daha kalın olan bir yaya bağlasak, o zaman gelen atma buysa eğer, yansıyan ve iletilen atmanın şöyle olması lazım. O noktasında daha kalın bir yay olduğu için yansıyan atma sanki sert engele çarpmış gibi yansıyacak, yani tersine dönüp yansıyacak. İletilen atma da zaten gelen atmayla aynı şekilde olmak zorunda kalacaktır. Yani şöyle bir durum söz konusu olur. Eğer önce kalın yaydan oluşturduğum bir atmanın eklenme noktasında ince yaya geçiş şeklinde bir yansıma ve iletimi oluşuyorsa, bu durumda gelen atma zaten kendisi kalın yayda olduğu için bu O noktası, eklenme noktası serbest uç gibi davranır. Dolayısıyla gelen atma yine baş yukarı geldiyse baş yukarı, baş aşağı geldiyse baş aşağı geri dönecektir. Bundan sonra iletilen atmanın da gelen atmayla aynı şekilde ilerlediğini söylememiz doğru olacaktır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi eğer atma ince yaydan gelmişse, bu durumda iletilen ve yansıyan atmalar birbirine ters oluyor. Eğer atma kalın yaydan gelmişse, bu durumda iletilen ve yansıyan atmalar aynı yönlü oluyor. Dolayısıyla bizim sorumuzda iletilen ve yansıyan atmalar ters yönlü oldukları için biz de diyebiliriz ki gelen atma ince yaydaymış, yani birinci çizdiğimiz bizim için daha doğru olan ifadeymiş, ikinci çizdiğimiz yanlışmış diye söyleyebiliriz. Kesinlikle yanlış olanı soruyor bize. Yansıyan ve iletilen atmaların taşıdığı enerjiler birbirine eşittir. Bu mümkündür. Yansıyan ve iletilen atmanın ne kadar enerji paylaştığını bilmiyoruz. Gelen yansıyan ve iletilen atmaların her birinin hızı birbirinden farklı büyüklüktedir. Dikkat ederseniz yansıyan atma ve gelen atma kesinlikle aynı yay üzerindedir. Gelen atma ile yansıyan atmanın
aynı yay üzerinde olması kesinlikle hızlarının eşit olduğunu söyler. Bu kesinlikle yanlış bir ifade olacaktır. Gelen ve iletilen atma yansıyan atmaya göre terstir. Şöyle düşünelim. Bakın gelen atma ince yay üzerinde baş yukarıysa yansıyan baş aşağı, iletilen baş yukarı olmalı. Gelen ve iletilen atma yansıyana göre terstir. Evet, doğrudur. Doğru bir ifade olacaktır. Çünkü biz ince yaydan gelen kalın yaya iletilen atmadan bahsediyoruz. D seçeneğinde şöyle söylenmiş. Yansıyan atmanın K noktasına uzaklığı iletilen atmanın uzaklığından daha büyüktür. Dikkat edilirse yansıyan atma ince yay üzerinde, iletilen atma kalın yay üzerinde. Dolayısıyla ince yaydaki atma daha hızlı hareket edeceği için O noktasına uzaklığı daha büyük olacaktır diye söyleyebiliriz. Bu da kesinlikle doğru bir ifade oldu. E seçeneği, yansıyan ve iletilen atmaların genlikleri eşit, genişlikleri farklıdır. Yansıyan ve iletilen atma, bunların genlikleri eşit olabilir. Enerjiyi nasıl paylaştıkları, ne oranda paylaştıklarını bilmiyoruz. Ancak genişlikler söz konusu olduğunda yansıyan atmanın genişliğinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu kesinlikle olmasa da doğru olabilecek bir yargıdır. Dolayısıyla kesin yanlış olan ifade B seçeneğindeki ifadedir. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış küresel saydam ortamın merkezi merkezi şekilde gösterilen O noktasıdır. Küresel saydam ortamın A noktasına kırmızı, yeşil ve mavi ışık ışınları şekilde gösterildiği gibi gönderiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kırmızı ışık AB noktaları, mavi ışık BC noktaları arasından küresel yüzeyi terk eder. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada şunu söylemek gerekiyor. Kırmızı, yeşil, mavi ışık hava ortamından cam ortamına geldikleri için normal çizersem eğer normalle şöyle şu bizim için normal olacaktır. Çünkü merkezden geçer normal. Dolayısıyla ışık ışınları şöyle söyleyebilirim. Mesela atıyorum kırmızı normale yaklaşarak şöyle kırıldıysa yeşil yine normale yaklaşacak ve kırmızıdan daha çok kırılacaktır şöyle. Mavi yine normale yaklaşacak ve bu sefer yeşilden de daha çok kırılacaktır şöyle. Ama her seferinde normale yaklaşma söz konusu olduğu için birinin AB arasına, birinin de BC arasına gitmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu ifade birinci yargı yanlış olacaktır diye konuşabiliriz. Birinci ifade yanlış. İkinci ifade, bütün ışınların küresel yüzeyi terk ederken kırılma açıları eşittir. Bir küresel yüzeyde sevgili arkadaşlar şöyle düşünürseniz, içeriye giren ışın ile içeriden çıkan ışın için şu son derece doğru bir ifade oluşturacaktır. Hemen şöyle çizmeye çalışayım. Şu bizim için normal olsa, gelen ışık ışını şu olsa, şöyle bir ışık ışını geliyor diyelim. Bu durumda içeriye girerken ve içeriden çıkarken yeni normalde şu olsun. İçeriden çıkarken şöyle çizebilirim. Bu durumda şurası teta ise, burası alfa olursa, O noktası R ve R olduğu için şurası da alfa olur. Işık ışınları tersinir davranacağına göre teta ile havadan gelen ışın nasıl alfa ile içeriye girdiyse, içeriden alfa ile gelen ışın da dışarıya teta açısıyla çıkacak demektir. Dolayısıyla gelen ışının gördüğünüz gibi hiç rengiyle ilgili konuşmadım. Çünkü bütün ışık renkleri için böyle olacaktır. O zaman bütün ışınlar küresel yüzeyi terk eden kırılma açıları, terk ederken kırılma açıları birbirine eşit olacaktır. Bu kesinlikle doğru bir ifadedir. Üçüncü yargıya gelirsek, prizmadan ayrılan ışık ışınları birbirine paralel yol izler. Dikkat ederseniz şuradan çıkan ışık ışını, buradan çıkan ışık ışını ve şuradan çıkan ışık ışını birbirine paralel olmayacaktır. Çünkü aynı açıyla kırıldıklarını düşünürsek yüzey birbirine paralel olmadığı için, çıktıkları nokta birbirine paralel yüzeylerde olmadığı için ışınlar da birbirine paralel olmayacaktır. Üçüncü yargı da yanlış oldu. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.